Zonguldak Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program ve Kanser Şubesi tarafından başlatılan mobil keten projesi kapsamında Karadeniz Ereğli'de düzenlenen seminere gösterilen yoğun ilgi salon değiştirttirdi. Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda yapılacağı açıklanan seminerde vatandaşlar salona sığmayınca sinema salonuna geçilmesine karar verildi. Ancak o saatte film oynadığı için bu kez filmin bitmesi beklendi. Film bittikten sonra ise bu salonda başlayacak seminerde de salon yetersiz kaldı. Salona ek sandalye taşındı ve birçok vatandaş da ayakta semineri izledi. Salonda yer bulamayanlar da evine dönmek zorunda kaldı. Çoğunluğu kadın olan dinleyicilere ilk hitap eden Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban oldu. Neriman Kaban, daha önceki valinin eşi tarafından başlatılan bu projeyi devam ettirmekten duyduğu memnuniyeti belirtti ve sağlıklı yaşamının erken teşhisiyle sağlanabileceğini anlattı. Bir önceki sayın valimizin değerli eşleri tarafından başlatılan ve günümüz itibariyle de tarafından desteklenen mobil keten projesini Karadeniz Ereğli ilçemizdeki tanıtım etkinliğine katılmanızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi 2012 yılı Kasım ayında başlayan ve il merkezi Çaycuma, Alaplı, Gökçebey, Kilimli ilçeleriyle Çatalazı beldesinde hedef kitleye ulaşarak tanıtımı ve tarama faaliyetleri başarıyla yapılan, büyük ilgi gören bu çalışma Sağlık Bakanlığı'nca da yakından takip edilerek övgüye mazhar olmuştur. Değerli mobil keten projesinin Ereğli ilçemizde de tanıtılması ve tarama yapılmasına yönelik bu önemli çalışmada katkı ve desteğimin yararlı olacağı tarafıma ifade edildiğinde kanser gibi dünyada çok yaygın görülen, ailelerde psikolojik ve sosyal sorunlara yol açan, mağduriyet yaratan bu hastalık konusunda insanların bilgilendirileceği, bilinçlendirileceği, erken teşhisin öneminin özellikle vurgulanacağı bu çalışmada yer alacak olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Değerli konuklar, toplumun ve ailenin temel taşlarından birisi olarak gördüğümüz kadınlarımızın bu önemli hastalık konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve yaşamsal bir yere sahip taramalar konusunda aydınlatılması, taramaların yapılması büyük önem arz etmektedir. İşte bu nedenle amacı toplumu kanser ve erken teşhis ile taramanın önemi konusunda birebir eğiterek bir nevi farkındalık yaratmak olan kanser, erken teşhis, tarama, eğitim merkezleri yani KETEM'in yaptığı bu anlamlı çalışmayı önemli görüyor. Bilim adamlarımızın ifadesiyle erken teşhis kanseri önler diyerek kadınlarımızı Karadeniz Ereğli ilçesindeki bilgilendirme ve tarama programlarına katılmaya davet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerle bu çalışmamızda katkı ve destek vereceklerine inandığımız kamu kurum ve kuruluş yetkililerine, sivil toplum kuruluşlarına, eğitim ve taramalar konusunda etkin ve aktif rol alarak Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline ve çalışmamızın halkımıza yönelik tanıtılmasında büyük katkı göreceğimiz değerli yazılı ve görsel basın ve medya kuruluş temsilcilerine şimdiden de teşekkür ediyorum. Herkese yaşam güzeldir diyerek sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir hayat diliyorum. Teşekkürler. Zonguldak Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Orhan Albas da programda yaptığı konuşmada mobil keten projesi kapsamında ilk olarak Çaycuma ilçesi, merkez belde ve köylerinde taramaların yapıldığını söyledi. Projenin daha sonra Kilimli, Çatalazı, Alaplı ve Gökçebey ilçesinde sürdürülen taramalarla devam ettiğini dile getiren Albas şunları ifade etti. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve KETEM ekibi olarak biz kanser hastalığının erken teşhis ve tedavisinin önemini vurgulamak ve taranabilen kanser türlerinin taramalarını halkımızın ayağına kadar götürebilmek amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinden itibaren Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtımla birlikte mobil projemizi 3-12-2012 tarihinden itibaren çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız Çaycuma Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk tarama projelerimiz başladı. Bununla birlikte merkez ilçe, Alaplı, Gökçebey ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde ve köylerin tarandığı proje ile şimdi Ereğli ve Ereğli'ye bağlı belde ve köyler taranacaktır. Yaklaşık 250 bin vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık.
Çağcıma ilçesinde Merkez, Karapınar, Filyos, Nebiyolu, Saltıkova, Merkez köyleri, Kayıkçılar, Perşembe beldelerinde ulaştık. Zonguldak Merkez ve bazı ilçelerinde toplam 6306 kişiye ulaşılarak kanser taramasının yapıldığını ve bu taramalar sırasında kuşkulu bulunanların da hastaneye sevk edildiğini anlatan Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileri, Bakka'ya sundukları projenin kabul edildiği ve bu proje kapsamında Bakka tarafından satın alınıp projeye verilecek olan tır ile taramanın daha geniş alanda mobil olarak gerçekleştirilmesinin yararlarına vurgu yaptılar. Program, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ülke Özmen, Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Kuçer, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ali Uğur Emre'nin konuşmalarıyla devam etti. Alaplı Ereğli Karayolu'nda bulunan ve belediye tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenen kantar, idari mahkemenin kararı doğrultusunda kaldırıldı. Kantar bölgesinde basın toplantısı düzenleyen belediye başkanı Halil Pospıyık, kantar alanının yerine plaj tesisi yapılacağını söyledi. Bakanlık tasdikli imar planında kıyı ve plaj tesisleri alanında kalan yeni yapılan İstanbul Zonguldak Karayolu'na çekme mesafelerine tecavüzlü konumda bulunduğu ve ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen kantar belediye tarafından daha önce uyarılmış. Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne yazılar yazılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı için çok sayıda şoför esnafının da katılımı ile mühürlenerek kantarın çalışması durdurulmuştu. Yine belediye tarafından idari mahkemesine kantarın kaldırılması ile ilgili olarak dava açılmış, 10 gün önce sona eren davada kantarın kaldırılması kararının verilmesi üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından kantar kaldırıldı. Belediye meclis üyeleri ve belediye idari personeli ile kantar bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, kantarın kaldırıldığı alanı Milli Emlak Müdürlüğü'nden istediklerini kendilerine verilmesi durumunda 15 bin metrekarelik alana plaj ve akvapark tesislerinin yapılacağını söyledi. Kamyon ve şoför esnafının kantardan dolayı yaşadığı sıkıntıları iyi bildiğini ifade eden Pospik konuşmasında şunları ifade etti. Karadeniz Ereğli Bölgesi sınırlar içerisinde olan bir bölge. Burada tek yönlü kantar uygulaması başladı. Ereğli'ye gidiş istikametinde kantar falan yok. Serbest herkes geçiyor. Ama Ereğli'den Alaplı'ya giden yol üzerinde kantar var. Bu kantar yüzünden özellikle Alaplı Şoförler Odası'na bağlı kamyon ve araçlar, Ereğli Şoförler Odası'na bağlı kamyon ve şoförler büyük bir eziyet çekiyorlardı. Böyle olaylar oluyordu ki Ereğli'de ticaret yapan Alaplı vatandaş Doblos'un arkasına iki kasa domates koyduğunda bu kantara girmek mecburiyetine domatesten dolayı da ticari malzeme diye 2500 lira, 1500 lira cezalar aldığını görüyorduk ve Alaplı şoförlerimiz, Ereğli'deki şoför ve kamyoncularımızın eziyetleri çok büyüktü ve bu büyük bir haksızlıktı. Gerçi birinci derecede belki Ereğli Belediyesi'nin görevi değildi bu konunun üzerine gitmek. Herhalde özellikle Alaplı Şoförler Odası ve Ereğli Şoförler Odası'nın bu konunun üzerine gitmesi gerekirdi. Onların görev alanındaydı ama kamyoncularımızın ve şoförlerimizin çektiği sıkıntıları çok yakından izlediğimiz için belediye meclislerimizle birlikte karar aldık. Bu şoför esnafımızın çektiği bu sıkıntının ortadan kalkması için bir hareket yapmamız gerekir dedik ve ikinci kantar için hazırlık yaptılar. Yan taraftaki beton bölgeyi hazırladılar. Bir tane yetmediği gibi ikincisi için hazırlık yapıyorlardı. O tarihte buraya mühür bilemeye karar verdik. Encümence karar verdik. Ancak çünkü yerlerden ikaz aldık. Devleti mühürleyemezsin. Sıkıntıya girersin, başın belaya girer diye çok büyük ikazlar aldık. Ama ben şuna inanıyorum. Hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Hukukun üstünlüğünde eğer hata yapan devletse, devlet birimi ise, devlet birimine de mühür vurulabilir diye inandığım için ürkmeden, korkmadan encümen kararını kulladım ve bu bölgeyi mühürledim. Akabinde de idari mahkemeye başvurmak suretiyle bu bölgeden kantarın kaldırılması talebinde bulundum. Çünkü bu alan 14 bin, 15 bin metrekarelik bir alandır burası. Maliye hazinesine aittir.
ve belediye plajı olarak imar planına işlenmiştir. Belediye plajı olarak gözükmektedir. İdare Mahkeme lehimize karar verdi. Bundan 10 gün önce Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü'nden yazı aldı. Bölge Müdür Vekilinden. Mahkeme kararı bölgeyi boşaltacağız ve mali hazinesine geriye iade edeceğiz dediler. Ancak mühürlediğiniz kulübelerde eşyalarımız var. Mühürün sökülerek eşyaların bize geri verilmesi şeklinde talepte bulundular. Bu basın toplantısının belki 3-4 gün gecikmesinin sebebi de budur. 3-4 günden beri kantarın parçalarını söktüler, taşıdılar, gereklerini söktüler, tüm malzemelerini aldılar, çekildiler, götürdüler ve şu anda mali hazinesine geçişini yapıyorlar. Bizler de mali hazinesine emlak genel müdürlüğüne müracaat ettik. Burası imar planında plaj alanıdır, 15 bin metrekarelik alan. Buraya plaj yapmak üzere tarafımıza tahsisin yapılmasını talep ettik. Yakında bu muameleler bittikten sonra buraya bir aqua park yapmak istiyoruz. Özellikle gençlerimizin zamanlarını harcayabileceği, kışın bile kullanılabileceği bazı kapalı mekanların da var olacağı, satranç falan oynanabilecek, kahve çay içilecek mekanlar üretmek suretiyle bu alanı Karadeniz Eylül'e plaj tesisleri aqua park olarak hazırlamak istiyoruz. Çok güzel bir olay yaratmak istiyoruz. Bütün mesleğiyet arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarım büyük bir şevkle bu proje üzerine çalışmaya başladılar. İnşallah Milli Emlak'tan bize devredildikten sonra hemen fiili olarak yapım çalışmalarına hızla gireceğiz. Ereğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeleri Hasan Pınarcık, Fevzi Ekşi, Abdülkadir Sözen ve Nejat Bakan, ERT Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bülent Arık'ı ziyaret etti. ERT Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bülent Arık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretime gelen değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi saymışlar, hatırımızı saymışlar. Bizi ziyarete geldiler. Halen daha belediye meclisinde zannediyorum görev yapan arkadaşlarımızdır. Tabii Ereğli'ye hizmet peşinde koşan, bundan sonradan aynı hizmet gayesiyle görev almak isteyen arkadaşlar. Ben kendilerine hoş geldin istiyorum. Yeni atılımlarda, yeni teşebbüslerde de başarı temenni ediyorum. Yani ben sizi tanıyorum eskiden beri, bazınızı daha yakından tanıyorum, diğerlerini uzaktan tanıyorum ama hepiniz iyi insansınız, dürüst insansınız. Teşekkür ederim. Ben size hem sağlık hem de yapacağınız çalışmalarda da başarılar temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Bağımsız Meclis Üyeleri adına konuşan Hasan Pınarcık, ERT Televizyonu'nun tarafsız ve objektif yayınından duydukları memnuniyeti belirterek şunları ifade etti. Bağımsız Belediye Meclisi arkadaşlarımızla beraber ERT Televizyonu'nu ziyarete geldik. ERT Televizyonu bölgemizin ilk ve tek televizyonu. Bununla birlikte bölgemize bağımsız, özgür hizmet eden bir basın kuruluşu. ERT Televizyonu bizim gerek meclis çalışmalarımızda, gerek meclis dışı çalışmalarımızda, basın toplantılarımızda, basın açıklamalarımızda taraf tutmadan özgürce, tarafsız kalarak bizim basın açıklamalarımızı Ereğli halkına duyurmamıza, Ereğli halkıyla bütünleşmemize objektif olarak yayın yaparak katkıda bulunmuştur. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da ERT Televizyonu'nun Ereğli'de objektif yayın yapacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle eski ilçe başkanımız diyeyim, abimiz diyeyim, ERT Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Arık Bey'e nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisini çok sağlıklı gördük. Bu sağlıklı durumun daha uzun yıllar devam etmesi dileğiyle kendilerine iyi günler diliyoruz. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Pınarcık, Fevzi Bey ile birlikte 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde yine meclis üyesi olarak görevlerine devam etmek için AK Parti'den aday adaylığı için başvurduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Önümüzdeki dönem için Sayın Fevzi Ekşi arkadaşlarımızla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nden meclis üyeliği için aday adaylığı dosya müracaatımızı yaptık. Yeni dönemde Ereğli halkında olan görev aşkımızı, görev bilincimizi AK Parti'de devam ettirmek istiyoruz. Bizlere bu imkanı verirlerse Ereğli halkıyla tekrar siyasi konuda, sosyal konuda hizmetlerimize devam edeceğiz. Ziyaret karşılıklı hoş sohbet ortamı ile devam etti. Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza akşam saatlerinde İbrahim Efe Caddesi üzerinde meydana geldi. 74BG015 plakalı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü BCT, park halindeki 67TT729 plakalı hafif ticari kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü T, yerden kalkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri motosiklet sürücüsünü aradı ancak ulaşamadı. Çevrede araştırma yapan trafik ekipleri kaza ile ilgili tutanakları hazırladıktan sonra kaza yerinden ayrıldı. Aradan geçen kısa süre sonrasında özel hastaneye yaralı bir kişinin geldiği bilgisi üzerine hastaneye giden polisler, hastanedeki yaralının kazaya karışan motosiklet sürücüsü BCT olduğunu belirledi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen BCT'ye 1407 lira, motosiklet ruhsat sahibine de 1407 lira olmak üzere 2814 lira ceza kesildi. Özel hastanede tedavisi tamamlanan sürücü T, ifadesi için merkez karakoluna götürüldü. Dershanelerin bulunduğu sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili öğrenciler tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler kazanın nasıl olduğunu anlatırken araç ve motosiklet sürücülerinin aşırı hızlı gittiğini söyledi. Park halindeydi. Çocuk da gaz verirken önünü kaldırdı motorun. Arka camını patlattı. Sonra hastaneye kaldırıldı acile. Olay böyle gelişti yani. Buna 4 yıl lazım. Biz bunu sanırım. Arabalar sürekli hızlı burada. Artistik yapma peşine bile. Süs tavanın peşine. Polis kurucu. Adamlar gelip burada artistik yapıyor. Arkadaşa dedim ki sürme motoru dedim. Hayır sadece. Ben, trafikte sürme dedim. Ben dedi kullanmayı biliyorum dedi. Sadece kullanan için de sıkıntı değil. Yürüyen insanlar için de sıkıntı adam. Kaza iş yeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hafif ticari kamyonet park halinde beklediği sırada motosiklet sürücüsünün arkadan gelerek sol arka tarafından çarptığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Karabük Belediyesi 5 mahalleyi birbirine bağlayan 30 metre yükseklikte ve 140 metre uzunluğundaki yaya köprüsünü halkın hizmetine açtı. Yapılan köprü en çok hastaneye gitmek isteyen vatandaşları memnun etti. Bu da Karabük'ün Boğaz Köprüsü diyen Belediye Başkanı Rıfat Vergili şunları söyledi. 3-4 mahallenin birleşimi oldu. Kurtuluş Mahallesi, Kapılı Mahallesi, Yeşil Mahalle, Yenişehir, 200 evler, Şirin Evler Mahallesi'nin birleşimi olmuş oldu. Daha önceden bu mahalleden hastaneye gitmek için 10-15 dakikalık yol yürünmesi gerekiyordu. Şu anda bu 15 dakikalık yolu tahmin ediyorum. Hele dönüş için çok daha büyük bir rahatlık oldu. 5 dakika civarlarına düşürmüş oldu ki mahallenin uzun yıllardan bu tarafa talebiydi bu. Biz de gerçekleştirmiş olduk. Aşağı yukarı 140 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde bir yaya köprüsü yapılmış oldu. Yani bu da hoş bir şey oldu yani bu mahalle için. Yani yol kısaltılması yönünden, rampaya inip çıkma yönünden, yokuş inip çıkma yönünden bir hayli rahatlık sağladı. Yıllardır hastane ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle 200 Evler Mahallesi'nde bulunan hastaneye gitmenin bir zulüm olduğunu belirten mahalle sakinlerinin yüzü gülüyor. Yaz kış demeden yaklaşık 300 metrelik Esentepe Bayırı'na inip hastaneye gitmekten kurtulan mahalle sakinleri ile Yenişehir Mahallesi'nde bulunan çeşitli okullara giden öğrenciler köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Esentepe Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şık, yayalar için yapılan köprünün Esentepe sakinleri için bir veli nimet olduğunu, özellikle kış aylarında rahatlıkla hastaneye gidip geleceklerini belirtti. Mahalle sakinlerinden Adem Pazarlıoğlu ise köprünün sadece mahalle sakinleri için değil, esnaf için de iyi olduğunu belirterek şunları söyledi. Buradan kolayca Yenişehir'e geçmiş oluyoruz 200 evlere. Hastaneye git, ileride hastane için daha kolay oldu.
Eskiden ne gibi zorluklar çekiyordunuz? Yürüyorduk veya bir zorluk çekiyorduk. Bayırdan aşağı inmek, yukarı çıkmak. Zor oluyor. Tabii zor oluyordu yani. Şimdi rahat. İki mahalleyi birleştirmesinden daha güzel oldu. Bu mahallenin halkından Esentepe'nin esnafı faydalanır. Esentepe halkından 200 evlerin esnafı faydalanır. Ticari yönden de iyi olur. Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İlimizde 7 günlük tahmin edilen hava durumu, Perşembe günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 8, en düşük hava sıcaklığı 2 derece. Cuma günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 10, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Cumartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 10, en düşük hava sıcaklığı 4 derece. Pazar günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 8, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Pazartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 10, en düşük hava sıcaklığı 2 derece. Salı günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 7, en düşük hava sıcaklığı 5 derece. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 7 derece.